Müzikon Yeri YouTube kanalımızda storikolik videolarımızda tekrar karşınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Alkış. televizyon sunuculuğundan kurtulmaya çalışıyorum artık. Bu konuda bana yardımcı olursan sevinirim. Nasıl yapalım o zaman? Böyle daha vahşi bir açılış yapalım. Mesela? Hey! Moruk ne ki? Hiçbir şey. Tamam, normal açıyorum. Kim var o? Sevgiler. Evet. Bizi beğenmeyi, videolarımızı... Evet. Başlıyoruz. Müzikoneri YouTube kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Birbirinden özel storylerle karşınızda olmaya devam ediyoruz. Storykolik'le karşınızdayız. İlk videomuzdan başlıyoruz. Evet, Acun yeni bir yarışma projesiyle karşımızda olacak yakında. Ve yarışmaya da Enis Batur'lar birçok YouTuber da bu yarışmaya katılmış durumda. Peki yarışma nasıl? Detayları göreceğiz. Yarışmada bayağı engeller var. Özellikle bu örümcekli, böcekli engellerden biri. Bir izleyelim önce. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani ben tamam, daha öncesinde mesela izleyebilirsiniz. Şurada gördüğünüz gibi daha öncesinde yılan tutabildim. Yılanı boynuma koyabildiler. Okey, onda problem yok. Ancak konu böcek olduğunda iş biraz daha sıkıntı. Sana da göstereyim. Ya tamam, gösterme. Böceklerin içine yüzlerini mi sokacaklar, ellerini mi, kollarını mı, nasıl olacak bilmiyorum. Ağızlarına atacak değiller herhalde. Bilmiyorum ama yarışma bayağı heyecanlı, bayağı çekişmeli bir, güzel bir yarışma formatı olduğunu düşünüyorum. Eskiden böyle bir yarışma vardı. Evet. Fanutun içine sokmaya çalışıyorlar bunları. Fake foul. Fear factor. Yes. Evet, daha önceden yine Acun formatında Fear Factor yarışması vardı. Ona benziyor galiba. İzlenesi bir yarışma diyebilirim. Ve yarışmacılar da Enes Batur, birçok YouTuber var, birçok tanıdık sima var. Çok heyecanlı, güzel bir format olacak. Acun'un paylaştığı böcek konusu işte. Ben mesela bu yarışmaya katılamazdım. Hayatta ben de katılamazdım. Survivor'a katılırdım. O Ses Türkiye'ye de katılırdım. Ama bu yarışma benim için birazcık, tamam yılan tutabiliyoruz gördüğünüz gibi. Ama böceklerle aram pek iyi değil diyebiliriz. Evet, devam edelim. Burak! Babana bir şey söylemek istiyor musun? Selamlar abi. Görevinin başında mısın? Babana diyoruz. Selam veriyorum. Babana. Ellerinden öperim. Evet, bayağı bir yağmur yağıyor. Galiba yine şeydeler. Neresiydi? Unuttum. Dominik. Dominik, evet. Dominik. Yani Dominik'teler mi acaba? Yani yine Türkiye'de çekilmiyor. Şey gördüm. Değil. Özkan Uğur olması lazım. Öyle bir şey de olabilir. Evet. Dominik'te bir paylaşım yapmış. Acaba o da mı o işin içinde? O da fenomenlerden birisi. Ya birçok fenomen zaten katılmış. Şu anda da setten görüntüler var. Bayağı da yağmur yağıyor. Bayağı da yoğun çalışıyorlar. Hayırlı uğurlu olsun. Heyecanla bekliyoruz dedik. Ve Aleyna Tilki kız kardeşine jet almış Aykut. Ne diyorsun? Alır. Aykut birkaç saniye dondu. Yani bu gidişte onu da alır dedi. Bir önce izleyelim. Evet, Aleyna'nın hayranlarından resimler geliyor. Aleyna, anne, Ayça diye. Her gün böyle resimler yapıp yolluyorsunuz. Teşekkür ederim demiş. Devamında da evet, jet dediğimiz bu. Alışveriş sonrası abladan Ayça'ya özel jet hediyesi. Ama yakında da vallahi gerçek jet alabilir. Oyuncak jet almış kendileri. Para bol olunca tabii istediğini insan çalışıp alnının teriyle para kazanınca kardeşine de istediği hediyeyi alabilir diyoruz. Evet, ne kardeşler, vay be. Evet, Edis'e gelelim. Edis tarz değiştirdi. Tarzı nasıl olmuş sizce? Biraz şeye benzettim. Justin Timberlake. Ben Aykut, sen? Yani şeye de benziyor. Bu neydi? Justin Bieber. Ha, Justin Bieber'a da biraz benziyor. Evet. Bayağı sarıya boyatmış saçlarını yani. O da bir dönem böyleydi ya. Aynen. Ben de yakıştırdım Edis. Tebrik ediyorum seni.
hadiseye gelmek istiyorum. Konserinden bir görüntü var. İzleyelim beraber? İzleyelim. Aynanın numarasını alalım birazdan Şükrü'nün. Harbiye özel davetimiz olarak seneye geliyor kendisi. Sana en önden yer alıyorum. Okey mi? Hadise hayranı için Harbiye'den seneye galiba, seneye Harbiye'den konserinden en önden bilet ayırtıyor. Özel. Yani ve hayran da çıldırıyor tabii sevinçten ve sarılıyor. Adam gibi durmaz, yıkıma yıkıma evet, yine konserinden de bir görüntü vardı. Evet, bir yandan ara verdik. Telefonumuz çaldı. Aykut'la dertleştik bu videoları yayınladıktan sonra. Kimisi dedik ne şanslı değil mi Aykut? Yok böyle bir şans. Ya şanslı demiyoruz aslında. Yani emekle tabii kazanılmış paralar ve rahat yaşamlar diyoruz. Dubai'ye gideceğim haftaya arkadaşlar. Niye gülüyorlar Dubai'ye gideceğim dediğimde? Yakıştıramıyorsun herhalde Dubai'yi bana. Biz de izlendikçe para kazanacağız ve zengin olacağız. Ben olsam şimdi bu videoyu kapatırım. Aynen, videoyu kapatın. Ben böyle yapacağım. Ya izleyeceksen izleyin, izlemeyeceksen izlemeyin diye rahat rahat şey yaparım. Ve bugünlük Story Koli'yi sonlandırıyorum. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Şarkıyla mı sonlandırsam acaba? Güzel olur. Nasıl bir şey ama? Hadi yine gel benim ol. Değil mi? Benim olmazsan kime giderim? Kanka çok uykum var da bugün o yüzden. Ya, neydi? Şey mi? Bir tane. Arka fonda çalsın. Arka fonda çalsın eşlik et. Olmamış mı, doymamış mı, öfken hiç durulmamış mı? Öyle bir şarkı vardı ya. Gittiğin günü... Elis'in bir şarkısıyla. Bir de bu yanaktan.